Herkesin met etti. Hayalet köy Lübbe'ye geldik. Bir de biz bakalım şeytan, cin, in, peri var mı görelim. Yolu da burası. Tabelası da bu. Aynen böyle. Göreceğiz bakalım şimdi. Harita açık abi. Lübbe'ye geldik. Cinli köy. Önden seni alalım. Yeşilere'yken çok cesaretliydin. Evet. Cesaret. Korkmuyorum etmiyorum diyordun. Hadi bakalım. Yok canım, korktum falan yok ya. Misina getirdin mi misina? Çıkalım mı? Çıkabilir miyiz? Elektrik saati de sökmüşler. Saat mi kalır bileler burada? Bismillahirrahmanirrahim. Gir gir, korkma ya, yürü. Oğlum köpek bebek vardır orada. Işını nasıl açıyorduk bunu bileler? Dur, benim çantada var, al ki. Bir dakika, ışını alıyorduk ya. Oğlan gösterdi, beceremiyoruz, görüyorsun değil mi? Dur, bende ışık var, balık yiyeyim. Hemen geliyorum bak. Hadi çabuk gel bak. Tırsıyorum. Evlerin halleri arkadaşlar. YouTuber arkadaşların gösterdiği gibi, evet. Evlerin halleri böyle. Bu doğru. Ama cin, peri, şeytan, in. Bir şey olacağını sanmıyorum burada. Selçuk abi el lambası getiriyor, bakacağız. Şuranın girişi ya yıkılmış ya yan taraftan. Lübbey, 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 meşhur Lübbey. Hadi bakalım Selçuk amca, önden buyurun. Selçuk amca biraz seni tırsıyormuş gibi görüyorum. Ya ulan gir lan gir. Bismillahirrahmanirrahim. Hani oğlum? Hı? Korkma korkma. Korkma, ben yaptım. Burası ağır arkadaşlar. Aynen. Burası da bak, hayvanların yem yediği yer. Burası da yalak. Hayvanlar burada nasıl yatmış kalkmış ya, taşlamasına bileler. Terk etmişler. Hiçbir şey yok. Şap. Sen inanıyor musun Bilal abi burada şey olacağına ya? Cinlerin, perilerin, üç harflerin olacağına. Tabii. Her tarafta duranlar da öyle anlatıldığından kadar değildir ya. Nereye çekeyim oğlum? Oraya doğru tut. Şu tavanı evin içi görünecek ama biz evin içine giremiyoruz. Aynen. Burası ne Murat? Orası da küçük baş. Küçük başları öyle koyuyorlar. Bilal'e çıkarım ben buraya ya. Ha? Böyle bir bakacağım ya. Çok besinli. Valla çökerse aşağıdan alırsın beni. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir bakayım önce. Allah. Şey değil mi? Böcük böcük. Yok yok, ahşaplar çürük ya. Yok, çıkılır. Çıkıda şurası beni uyudu bak. Biliyor musun? Ha, bu beni taşımaz. Taşımaz abi. Burası beni taşımaz arkadaş. Bizim yaptığımızda delik. İzmir Yeşilveri'ye kalkken motorlarla. Lübbe'ye. Selçuk abimin aklına uyduk. Lübbe'de Lübbe. Lübbe'de Lübbe. Al sana Lübbe'yi Selçuk abi. Şimdi köylerin içerisine doğru giriyoruz arkadaşlar. Arapça yazıyor. Osmanlı'dan kalma mezarlığın içindeyiz. Ne yazıyor bilmiyoruz tabi. Burada her taraf mezar. Amcam biraz önce koyun otlatıyordu burada, gitti. Hiç isim yok. Osmanlıca. Normal mezarlık. Birader isim yok, yazımı yok mu ya bunun? Var, ileride uçlarda vardı ama. Ama Türkçe değil değil mi?
Ha, Arap. Mezarlıklara basıyorsun lan. Mezarlara basıyorsun. Yazıyor mu isim? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım artık tahmin üzere ne yürüyorum. Burada hepsi birbirine karışmış. Açık abim be. Mezarlar birbirine karışmış lan. O ne lan? 1941 olduğunu emin misin? Bak ne yazdı. Mustafa Ali. Ölüm tarihi mi o? Doğum tarihi mi? Ne? Ölüm. Ne kadar sayı olsa. Ne diyor? Büyük mezarlık ha, değil mi? Mezara basıyorsun yine be bilader. Evlen elektrik saatle bile duruyor. Asma kitlerle kitlemişler. Gitmişler arkadaşlar. Şöyle. Çıkacağız ama nasıl çıkacağız? Her taraf kitli. Ceren var mıdır Selçuk abi? Ceren yok. Aa, var lan Selçuk. Çalıştı lan, Ceren var. Evlerin Ceren'i bile var arkadaşlar. Ama kilitleri görüyoruz. Paslanmış. Neyse çürüyecek. Giremiyoruz be birader. Her taraf kapalı. Kapatın artık. Daha içerilere gireceğiz o zaman. Burası da çökmüş bir ev. Evin yarısı. Böyle arkadaşlar. Yani böyle. Yine göstereyim ben size. Ocaklık. Burada yemek pişirilir. Her şey olur. Yufka yapılır. Böyle dolapları yine gösteririm arkadaşlar. Yani varsa da korkulacak bir şey. Seyredenlerle beraber korkalım. Dolap kapağının arkası. Yok tak tuk. Bir gün buraya gecele geleceğiz. Tam tesisat. Bugün öyle geziyoruz diye çıktık. Derken burayı bulduk. Şurayı tekrar çekeyim. Köşeye gidersen aşağıdasın. Hele işte başka sallar yok yani. Bu sadece bu. Eski kaplar. Korkulacak bir şey yok. Hani büyüdür, mumdur, ıvırdır, kıvırdır da hala göremedim. Şöyle bir daha çekelim. Aynı şekilde burada da dolap var. Köylü ablam, teyzem, abim neyse artık yapmışlar burayı. Kimin nevesselle yaptılar. Kırlangıç yuva yapmış buraya. Yani korkulacak bir şey yok bana göre. Yok kapıyı çekiyorlar. Yok kapıyı tutuyorlar. Yani. Meraktan geldik. Evet. Gece de geleceğiz. Şöyle çekileyim. Abi birader korkutuyorlar milleti. Yok güppe lüppe yok şöyle. Yok böyle. Duydun amca işte. Geliyorlarmış, çadır kuruyorlarmış. Tezgah ayarlıyorlarmış gündüzden. Karşıya komple çatısı gitmiş. Ya niye yıkılmış diye merak ediyorsanız bakın. Evinizin bir odasını boşaltın.
Hiç girmeyelim şu 5 sene. Ondan sonra girin bakalım ne olacak. Bunun benziyor mu benzemiyor mu? Tabi betonsa bunun tahta halini hesap yaparak yapın benim dediğimi. Yani yok. Sen kötü bir şey gördün mü Selçuk abi? Görmedim de. Gece olabilir mi? Gece olabilir. Gece olur ne olur buranın gece? Şekil şemalinden korkarsın. Şekil şemalinden korkarsın. Gir bakalım ya, gir korkun. Bak kapı kendi kendine oluyor. Ya vuruyorlar, çekiyorlar, hoplatıyor, zıplatıyorlar. Sonradan diyorlar ki işte kapıyı çektiler. Yok inler, cinler, periler uçtu, kaçtı, gitti. Yok işte. Ağır mı? Ağır bildiğiniz hayvan da mı? Biz de dam derler. Ne diyelim? Armut kaldı siz balkonda. Göz göre göre de. Yalan söylenmez herhalde be. Burası da böyle. Yok ses geldi, yok inek. Motorun başına da yayın kaçmıyor. Yok inek geldi. Ha motorlarımızda da korkuyoruz. Cinler şeytanlar biner de gider diye. Sonra bir de yayan gideriz. Valla İzmir'e kadar da benim ömrüm yetmez herhalde. Selçuk abi gel ben şuraya çıkacağım bir gel. He? Gel bu şu üst kata çıkacağım ben. Abi o merdivenler gördüm. Gel babacım sen gel. Gel deneriz. Olmazsa çıkmayız gel. Buraya kadar geldik madem. Tahtadan çürük ama. Ya gel be kardeşim. İlaç şişeleri. Bunlar. İzra dolu. Yok bilmem ne bilmem ne. Bunlar buranın ahır. Hayvanların... Selçuk'un dediği gibi ezda dolabı, hayvanların ezda dolabı. Hiç de korkacak bir şey yok yani. Dikkatli çık sen yine. Çık. Burası gelmiyor birader. Çatı çökmüş, daha da çökebilir. Yapma ya, yukarısı mı? Baksana kiremitler düşmüş. O zaman hiç çıkmayalım birader. Burası çökme tehlikesi var. Hazır buraya kadar gelmişken girelim bakalım şuraya. Ya Allah. Evet, köyün bu tarafından da görünüşü. Valla buralarda artık şöyle evler bakımsızlıktan çıkmış ya. Vallahi örümcekler ağ yapmış. Örümcekler ağ yapmış. Yapacak tabi. Hareketsiz ev. Hareket eden yok. Lübbey. Arkadaşlar ya bu köyü bu kadar kötülemeyin ya. En güzel onun sessiz kimseye olmaz. Koruma altına alınacak köyü mü? Köyü bu kadar kötülemeyin ya. Günahdır. Dediğim gibi bu da hayvanların ezda dolabı işte. Yani. İşte. Evler böyle. Arkadaş meşhurluk ben içindeyiz. Ninemin kahvaltı salonu. Böyle. Evler hep yıkık. Ama korkulacak bir şey yok ya. Gündüz gerçi de. Bir de gece görmek lazım burayı. Öyle korkulacak kadar bir şey değil. Mesela bu eve girmişlerdi ben hatırlıyorum. Önce şuraya bir bakalım. Lübbey lübbey. Çatırdılar sesler oluyordu. Burada ses olmaz mı? Artık çürümüş. Döküldü dökülecek. Düşecek düşecek. Terk edilmiş bir köy sadece. Ama 10 numara işçilik. Şuraya bak. Helal olsun diyorum ya. Şöyle bir yoklaymış beyi. Gülüp mü? Giremiyoruz. Oturulan evler de var. Belli kilitleri yeni. Şöyle. Selçuk abi sence korkulacak bir yer mi? Bir de gece görmek lazım tabi de. Gece gelip o sesleri, delikleri sesler var mı yok mu?
Bir günde gece geleceğiz. Tamam. Bakalım edelim. Oraya giremeyiz. Hep dikenler var. Belki evin tabanı değildir. Bir kat daha vardır dışarı içine. Şuraya bakalım mı? Saç kaldı. Evet. Gel abi. Benim gel. Işte. Ya çökme tehlikesi var. Baksana. Arkası çöktü çökecek. En ufak harekette. Şu kapı kilitli mi? Açık mı? Hı? Açık. Kalktır. Bismillah. Bakalım biz de. Bunu da gördüm ben YouTube'da bu evi. Bismillahirrahmanirrahim. Yürü yürü yürü. Oğlum yerler çürük lan. Şey, tavuk kümesi. Evin içi de böyle. Tahtalar çürük. Her taraf çürük. Köy çürümüş birader. Bakımsızlıktan. Öyle kötülükler kadar kötü de bir köy değil. Çok büyük gösteriliyor. O kadar da büyük bir köy değil. Büyük ha. Aşağı kadar iniyor mu? Yok be bir yere. Toplasan 100 tane ev yok. Evet bir çökmüş ev daha. Çatısı. Girecek gibi değil. Nasıl girelim ki? Ve karşıdaki ev. Üstü komple yok. Gel de şuraya baksana ya. Ya amca biz bakıyoruz internette. Hı. Yok cin var, yok peri var, yok bilmem ne var. Gerçek mi doğru mu diyor. Biz İzmir'den geliyoruz. Öyle bir şey yok. Bence diyor yani burada ne olur ya. Sadece ya burada mı oturuyorsun abi? Evet. İnsanlar bu gitmiş yani çekmiş gitmiş. 55 senedir buradayım ben. Peki bir şey gördün mü burada? Ya. Öyle cindir, peridir. Onu İstanbul'dan birkaç cüttü geldi biliyor musun? Ben burada gece video çekiyorum. Seni çekebilir miyiz abi? Ya boş ver. Eh tamam abi. Bunu gelenler icat etti. Uydurdular işte. Farka zaman için. Neyse onun kendine kavga etmişler. Oraya birleşirken ya ben sen çok aldım bana da aldım ya. Ya. Yani seslendiren geldi burayı da. Para için bu koca köyü kötülemeye gerek var mı? Diyor da gelse bir daha gelse güzel daya gidecekler. Yok biz onlardan değiliz amca biz. Yok, o yalancıların lafına inanmadık. Doğru mu yalan mı da biz kendimiz görelim dedik yani. Öyle bir şey. Bence de yok ya. Gördüğüm kadar yok ya. Sadece terk edilmiş bir köy. Annemin köyü de böyle. Biz de uşak biz. Şurada 7 kilometre ileride yaylı var. Evet. Buran halkı odak. Hadi buyur. Buran halkı odak. Bunu oraya önce elektrik gelince herkes oraya gitti. Herkes oraya gitti. Ama yukarıda bayağı elektrik saati olanları gördük şu karşıda falan. Ya durulan evler. Var durulan evler var. Yalan söylüyorlar ya. Öyle boş yıkılmış evler görse bir de iftira atıyor. Her yüzden nar ağaçları bile var bak. Birisi evin birini girmiş, birisi oradan taş atıyor. Birini ne atıyor? Bağırıntı, çağırıntı. Baksana hep bakımsızdan çökmüş. Amcamız doğma büyüme bu köydeymiş. Hiç öyle bir şey görmedim diyor. Evet, demek ki. Arabanın oldu. Arabanın oldu yani çadır kurup yatıyorlar. Hani cin var nasıl yatıyor bunlar? Cinler bunlara bir şey yapmıyor mu? Bunlar da gezmeye gelmiş değil mi abi? Yalancılar ya. Kolombiya'dan, Çin'den geldiler buraya. Buraya? Kasar'dan. Tövbe. Ha işte abi de beraber geziyoruz. Bak hiçbir sorun yok. Yok bu bahçe benim de. Domuz geliyor. Buraya da domuz. Domuz olma mı burada ya? Bakma geldim. Dün gelmedim. Domuz olma mı? Düşersin bile. Gece gelmedim. Ben ondan bakma geldim. Amca bahçen güzel maşallah. Domat mamat etmişsin.
Domates mi? İlaç alır be tabi. İlaç biraz gerekmiyor, o kök kurumasın. Ha, kök bozsun. Kökünden tuttu mu? İlaç biraz gerekmiyor. Bu evde senin mi amca? Yok, yok. Bu evin sahibi Kiri'de. Kiri'de. O da 47'sine öyle gitti o. O da otelden emekli oldu. Evet. Kiri'den de ev aldı. Kiri'de duruyor. Yani. En güzelini yapıyor. Peynir ya, alabileceğiniz bir yer var mı burada? Koyun peyniri, keçik peyniri. Yok, burada bulunmuyor. Nerede buluruz? Aşağılarda mı bulacağız illa? Geldim. Ödemişti. Kendimiz yerleri diye abi. Eskiden yatıyorlar burada. Şimdi o kokbaş hayvan, büyükbaş sağmadılar. Millet öyle işlerle uğraşıyor. Süt veriyor, süt satıyorlar. Anladım. Lüppey, lüppey, lüppey. İnsan... Yusufların kötüleri kadar bir yer değil birader. Kötü yok bir yer değil. Ya. Değil değil. Boşu boşuna çamur atıyorlar güzelim köye. Sadece bakımsızlık. Başka bir şey yok. Sahipsizlik. Diyor da ki aslında onlar güzel bir daya gidecek onlar da. Yok abi ben üzüldüm yani. Dedim ya ödemişsin köyü yani bu nasılsın? Ben kiraza falan gidiyorum. Benim arkadaşlarım orada. Dedim ya duydum ben orada biliyor musun? Güzel köy bilmem ne. İşte bir dik. Araba girmiyor. Bir onu duydum. Onu sattım şimdi gelince gördüm senin evin orası herhalde. Niye? Tamirat başladı mı yolu genişlerdiler. Genişlesin ne? Turizm bakanından geldi buraya. Evi yıkacak mı galiba? Kitabı mı aldım şimdi buraya? Evet. Orma altında. Aynen öyle. Birgiyi konuşanlara bakarsan birgideki gibi olacak. Ne gibi olacakmış? Birgideki evler yok mu? He. O evler gibi olacak. Olsun güzel olsun yani kötülemesinler ya. Ülkesinin köyünü kötülüyor insanlar ya. Ben buraya gece de geleceğim. Bakın onların deliği çıkacak mı çıkmayacak mı? İşte her gün geleceğim. Yok yok gece ben sırf bunların yalanını çıkarmak için geldim buraya. Yani ne yani koca köyden ne istiyorsun? 3-5 kuruş para kazanmak için mi bunu yapıyorsun? Ya bizim öyle hareket yapacaklar mı? Bir şey bunu kollardık biz de.